Günaydın. Günaydın. Aa, ben de yeni uyandım. Allah. Evet, günaydın. Ben de yeni uyandım. İstemiyorsanız inanmayabilirsiniz. Ben böyle uyanıyorum. Yataktan direkt böyle kalkıyorum. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Keyifler ne kadar yerinde olabiliyorsa o kadar yerinde büyük ihtimalle. Bu soruyu sormadım farz edin. Neyse, şimdi şöyle. Bugünkü videomuzun çok ciddi bir konusu yok. Lakin benim canım video çekmek istedi. Bugün de dersim yok. Bugün işte bir tane sınavım vardı. O bitti. Yani ondan sonra böyle bir sürü yazmam gereken şey vardı. Onları falan yaptım. Neyse, bugün birazcık daha böyle akşama kadar dersle alakalı çok ciddi bir şey yapmam gerekmiyor gibi. 3 tane arkadaşımla konuştum buluşmak için. Hani böyle parkta oturalım falan filan diye. 2 tanesinin dersi vardı. Diğeri de uzakta oturuyor. Oraya gidesim gelmedi. O yüzden bugün normalde hiç yapmadığım bir şey. Böyle biraz kendim takılacağım. Yani böyle kendim takılacağım dedim tabii ki, yani normalde tabii ki tek başıma zaman geçiriyorum bu arada. Ama yani çok sık değil. Bir de zorunlu olmadıkça çok tercih ettiğim bir şey değil aslında. Çünkü çok sevmiyorum yalnız başa takılmayı. Şimdi daha hala uyandığımdan beri saat kaç oldu? Aslında bayağı önce uyandım ya. Yani 2 saat falan filan oldu. Ama ne, daha kahvaltı falan yapmadım. O yüzden şimdi gidip kendime yulaf yapacağım. Yulaf yapmamın sebebi de aslında çok güzel tarifler buldum kendime. Pankek, mankek. Üf, bayağı güzel. Onu bir ara yapacağım. Ama üşendim şu anda öyle bir şeye. O yüzden yulaf da kolay yapılıyor. O yüzden yulaf yiyeyim. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Kitap var bir tane. Sosyoloji dersinin zorunlu kitabı var. Gorya Baba diye. Bunun 20'sine term paper'ı var bir tane. Onun için de kitabı tamamen bitirmek gerekiyor. Ben de dün falan başladım kitabı okumaya. Kaç sayfa? 280 falan. Şu an kaçtayım? 106'daymışım. Böyle parka gidip bunu okuruz falan diye düşündüm. Böyle bir kendi kendime günü gibi. Ay neyse öyle. Kızlar kızlar, yüreğim sızlar. Hadi kahvaltı hazırlamaya. Bir şey söyleyeceğim. Ablanızın karın kaslarına bakmak ister misiniz? Ya, bu arada gerçekten ışık kadar bu görüntüyü etkileyen başka hiçbir şey yok. Yemin ederim normalde gün ışığında, yani şey yapsam, sokakta yürüsem, önünüzden geçsem hayatta bu kadar fark etmezsiniz. Hazırlayıp geliyorum. Yulafımızı yaptık. Acıktım ya. Şundan bir şey alayım. Kritik. Bir şey söyleyeceğim. Tadı cidden güzel değilmiş gibi geliyor insanlara yulaf yiyince, ama yulaf o kadar güzel formlara girebiliyor ki. Yani bu arada benim normalde nasıl beslendiğimi biliyorsunuz yani. Ben burada yulaf güzellemesi yapmıyorum. Nasıl sağlıklı beslenme güzellemesi yapmıyorum. Diğer küpem yok. Bir şey diyeceğim. Şimdi az önce Instagram'a bakıyordum. Tam yulafın pişmesini beklerken falan. Yaklaşık son 48 saat içinde 4 kişiyi unfollowladım. Ne hikmetse gerçekten tesadüf mü bilmiyorum. Dördünün de sebebi arabalı story atmalarıydı. Katlanamıyorum. Bakın gerçekten katlanamıyorum. Araba markasını gösterip paylaşım yapma olayını anlayamıyorum. Tabii. Niye yapıyorsunuz ki bunu? Anladın mı? Hani gerçekten ne gerek var ki? Yemin ederim çok itici ya. Yemin ederim çok itici. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu paylaşımlardan aslında istediklerini almasalar bir şekilde yapmayı bırakırlar biliyor musunuz? Ama işte demek ki var, yani demek ki istediklerini verenler var onlara. Ben bunu biraz yiyeyim. O sırada bilgisayardan halletmem gereken bir şeyler var. Onları yapayım. Ondan sonra görüşelim çocuklar. Çocuklar! Ben geldim. Dışarı çıkacağız şimdi, ama dışarı çıkmadan önce oje süreceğiz. Çünkü tırnaklarım berbat halde. 3 renk oje var şu an elimde. 3 de birbirinden aşırı alakasız renkler. Ama bence sürebilirim. Çünkü bana ne engel olabilir ki? Oje sürmenin en sevmediğim yanı asla kurumaması. Okul mail atmış. Bu arada size bir şey vereyim. Güncelleme. Okul mail atmış. Diyor ki attendance olan derslerde, yani yoklama alınan derslerde kamera açmak zorunluymuş bundan sonra. Pardon. Ya affedersin. İyice böyle ayna mayna gönderdiler ya, ondan sonra bir gaza geldiler. Esas var ya, size anlatmak istediğim bir şey var. Bunu ne oldu ya? Çocuklar bu şekilde ilerleyemeyiz. Neyse, esas size anlatmak istediğim bir şey var. Ben onun hakkında böyle bir tane video yapmak istiyorum yani. Hani o olayı anlattığım, belki mukbang falan bile çekebilirim sırf o olayı anlatmak için yani. Ama şu an anlatamıyorum. Çünkü o olayı anlatabilmem için mezun olduğumdan emin olmam lazım. İğrenç sürdüm. Gerçekten iğrenç sürdüm ya. Evet, ojelerimi sürdüm. Gerçekten çok saçma bir çalışma oldu. Ama bir şey olmaz. Bugün de böyle olsun. Ama bak bu şekilde olmaz ya. Bu arada fena olmadı ya. Ben beğendim. Bakın. Böyle farklı renkler falan filan ama. Aman ne önemi var ya. Bırak ayol. Salla. 2 günlük dünya. Yürürken video çekemiyorum. Çünkü
Etraf çok belli oluyor. Arkadaşlar benim canımı sıkmayın. Tamam mı? Maskem nasıl? Influencer hissediyor. Şaka şaka. Sakin olun. Influencer falan hissetmiyorum. Canım süt içmek istemiyor. Yulafta süt yedik ya. Bizden gideceğim Tiko'ya buzlu çay alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten baban da mı limel sürüyordu be kızım be. Bu surat ne ya? Şuna bakar mısınız? Ya surat dediğim gözler. Bu rimel cidden güzel ya. Evet, kendimi şu an takdir ettim. Aferin, güzel rimel sürmüşsün. Ay bir şey söyleyeceğim. Şu an çok kendi kendine yetebilen bir insan gibi hissediyorum. Kendi kendime çıkıp bir şeyler yiyip içeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Buzlu çay alacağım. Yer kapalı şu an. Bu ne ya? Bu ne? Bu kız ne içsin şimdi? Tiko olmayınca ben de en sevdiğim kahvecilerden bir tanesine geldim. Burada da böyle stikerler var, tamam mı? Ben bundaki stikerleri aşırı seviyorum. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. Yani aslında böyle hani aşırı farklı şeyler olmuyor da güzel oluyor yani. Ben de bunu alacağım. Günlük hatırlatma yapsın diye. Nasıl? Bence çok güzel. Gayet iyi. Bir de şunu beğendim. Bu arada gerçekten o kadar fazla şey var ki içinden seçemedim bile. Bu da çok güzel. Belki bunu da alırım. Kleopatra gibiyim. Hoşçakalın. Evet, parka geldim. Oha çok güzel. Bu arada ben Cool Lime aldım. Park biraz kalabalık. Tripodu da çıkaramadım. Çünkü biraz utandım. İnsanlar için çekim yapmayı, yani çok uzun süredir insanlar için çekim yapmadığım için böyle bir şeye şu an alışık değilim. Bu arada ben cidden çok renk sürme işini beğendim. Şimdi biraz kitap okuyabilirim diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şu an neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Acaba kendime bir challenge yapıp tripodu çıkarıp böyle öyle mi çekmeye başlasam? Gerek olduğundan değil bu arada. Şu anda da gayet kafi yani. Ama hani ne bileyim, insanlara ne düşündüğünü bu kadar umursamama üzerine of, ama biraz utanacağım. Valla biraz utanacağım. Gerçi şu anda da utanıyorum çünkü biliyorum mesela arkamda bir tane masa var, onlar bakıyor. Ama arkadaşlar artık yıl olmuş 2021 ya, böyle şeyleri normalleştirelim. İnsanlar telefonuna bakıp kameraya bakıp konuşabilir yani. Devir teknoloji devri, böyle şeylere alışalım. Artık herkes YouTuber. Herkes. Beyza Kalp Alper. Beyza Kalp Alper yazıyor bakın. Şurada. Siz görmüyorsunuz ama. Beraberler mi acaba? Zannetmiyorum. Neyse. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tripod çıkardım. Biraz utanıyorum çünkü insanların baktığını da görebiliyorum. Ama bence bunu bunu şu an ben yapabilmem gerekiyordu bunu yani. Öyle düşündüm. Bence kendime bunun bu kadar da büyük bir olay olmadığını ispat etmem gerekiyordu. Öyle hissettim. O yüzden dedim ki hani en fazla ne kaybedebilirim? En fazla ne olabilir yani? En fazla millet bakıp der ki salağa bak. O yüzden o önemli değil yani. Evet, bu arada burası bayağı keyifli yani, benim beklediğimden daha şey geçiyor. Bu bayağı güzel geçiyor şu an kendi kendime geçirdiğim bugün. Biraz şeyim hatta yani, beklemiyordum böyle keyif almayı falan ama galiba arada bir böyle şeyler yapmak gerekiyor. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bizim, oha bayağı rahat bir şekilde bunu anlatmam. Neyse. Şimdi bizim bir yıl önce falan ödev yaptırdığımız bir tane parki çocuk var, tamam mı? Ama böyle hani çok alakasız, tamam mı? İnternetten falan bulduğumuz bir tipte. Neyse, ondan sonra bu çocuk da her 29 Ekim'de işte böyle ne bileyim Ramazan'da bilmem ne de falan mesaj atıyor. Yine mesaj atmış işte, may Allah bless your işte bilmem ne falan koyarım zaten buraya. Çocukla hiçbir şey yapmadık yani, hatta çocuğa böyle parasını falan bile eksik vermiş olabiliriz yani, öyle söyleyeyim. Müslümanın hali başka. Evet, bu kadardı. Bu detayı da paylaşayım dedim. Çünkü neden paylaşmayayım ki, bugün full beraber zaten sizinle paylaşıyorum ne paylaşıyorsam. Şimdi birazcık daha kitap okuyacağım çünkü güneş açtı ve keyifliyiz. Sizin için ring light açtım yine çünkü odamın ışığı kötü ve gül yüzümü görmeniz gerekiyordu konuşurken. O yüzden sizin için ring light açtım. Evet, eve geldim. O parktan kalktım belli bir süre sonra, 6 gibi falan. Ondan sonra başka bir parka gittim. Orası da çok güzel gözüküyordu, bir oraya da bakayım dedim ki gerçekten orası da çok güzeldi. Ya böyle çok şey bir gündü yani, nasıl desem, aslında baktığımızda hani bir şey yapmadım. Gittim bayağı okudum yani. Dur bakayım. Bunun bir 70 sayfa falan olması lazım. Yarın da herhalde bitiririm diye düşünüyorum. Yani bitirmem lazım. Genel olarak böyleydi. Bilmiyorum, benim çok fazla yaptığım bir şey olmadığı için tek başına vakit geçirmek. Özellikle dışarıda tek başına vakit geçirmek. Ama güzeldi. Yani bu tekrarlanır. Şimdi yemek falan yiyeceğim. Ondan sonra akşam yine işte bu işler var bilgisayarda. Hem dersle alakalı hem başka şeylerde. Bence çok güzeldi sizinle konuşmak. Keşke daha çok konuşabilseydik. Ama olsun. Bunun tekrarını yaparız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umuyorum
Umarım ki hafta yeni bir videoda görüşürüz. Her şey yolunda giderse öyle olacak gibi duruyor. Bir de gerçekten artık bir dua mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsanız mübarek Ramazan ayı şu kız artık mezun olsun. Sizden yegane ricam bu. Bir de abone olabilirsiniz. Bu da bir istek. Ama tabii ikisi aynı kefede değil yani. Olsun neyse. Siz anladınız onu. Size çok öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın.